Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün Ark Mobile'de kısa bir video çekeceğim. Oyunu bilenler, yani gelişmiş, ilerlemiş kişiler için gereksiz bir video olabilir ama yeni başlayanlar için faydalı olacağını düşündüğüm bir video. Bu arada ne zamandır da girmemişim şuraya ya Ark e. Her neyse konumuz bayıltıcı oklar, dartlar vesaire. Bugün bir arkadaş yorumda bulunmuş. Onun üzerine aklıma geldi. Güzel bir fikir oldu. Elimizde şöyle en basit işte ilkel yay, arbalet, ilkel arbalet, ilkel gelişmiş yay ve ilkel uzun tüfek var. Bunlar en basit olanları yani herhangi bir plan değil bunlar. Direkt işte kendi üzerinizde yaptığınız yay, demircide yaptığınız arbalet, fabrikatörde yaptığınız gelişmiş yay. Bunlar yani altlı dayanıklık ve hasardan anlayabilirsiniz zaten. Diğer tarafta ise şöyle bayıltıcı ok, zehirli ok. Bayıltıcı dart ve şoklayan bayıltıcı dart var. Bunları kullanabileceğiniz yer zaten şöyle üzerine basıp basılı tuttuğunuzda kullanabileceğiniz silahları göre, görebiliyorsunuz. Veya şöyle zehirli oka geldiğim zaman yine görebiliyorsunuz. Dart ve şoklayan bayıltıcılar sadece uzun namlu tüfekte kullanıyor ve uzun namlu tüfekte herhangi bir eklenti olmaması gerekiyor. Bunları kullanabilmeniz için. Şimdi Şöyle yaya baktığımız zaman ilkel, ilkel yay. Hasarı 55 görüyorsunuz. Şimdi şöyle bayıltıcı oku taktığımız zaman bunun hasarı 20'ye düşüyor. Veya gelelim bir tane zehirli ok. 55'ti yine 20. Ama şöyle bir en basit olan bayıltıcı okla başlayalım. Bu arada hemen ben şuradan bir tane. Ee, Aa yok, şu da olur fark etmez. Şunu şu kafesin içine atayım orada devam edeyim. Bu arada şu özellikleri söyleyeyim. Mesela başta var olan şu. Şuradan ineyim daha iyi göstereyim. Lan dışarı mı çıktın sen? Ha buradan geçebiliyor mu ya? Ha tamam başka bir şey buluruz Ben şuraya hemen bir tane bir parasa uğratacaktım zaten de. Ha şurada varmış. Bunların hepsinin hasarı farklı oluyor. İşte verdiği torpor farklı oluyor. İçeri düştüm bu. Dışarı mı? Ha yok içeride tamam. Güzel. Şimdi en basitinden şuradan başlayalım. Şimdi bayıltıcı yok. Ok. Bunu söyledik. Ardından daha güçlü. Hatta şuradan engramlar üzerinden konuşalım. İşte önce bir taş aku açmanız gerekiyor tabii. Gereken malzemeleriyle birlikte söyleyeyim ben size. Bayıltıcı oku kullanmanız için level 21 olmanız gerekiyor. Şöyle 21'e gelelim. Burada. Daha öncesinde taş, ok ve narkotiği açmanız gerekiyor. Bunları da Narkotik yapabilmeniz için tabii ki de harç havaneli lazım. Onu da açmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bir tane taş ok ve narkotikle bunu üretebiliyorsunuz. Bu şimdi az önce gösterdiğim gibi burada yaya taktığımız zaman yayın hasarını 20'ye düşürüyor. Ve verdiği torpor da 40 olarak gözüküyor. Ama yine aynı şekilde şu e, bayıltıcı oku arbalete taktığınız zaman Arbaletin hasar düşüyor. 35'i bu sefer torpor vermesi 70'e çıkıyor. Da bunları şimdi deneyeceğiz. Veya yine aynı şekilde bu bayatıcı alalım. İlkel gelişmiş yaya koyduğumuzda burada hasarı 27 oluyor. Ha bunun da 20. Torporu da 54 oluyormuş. Bakacağız şimdi. Hazır bunlar varken deneyelim. Lan bunun da şey Ben inşallah doğru şey sıktım ya. Bunda neden şey gözükmüyor? Neyse 20 torpor düştü ama. Onu görebiliyoruz. Torpor da görebilsek çok iyi olacak ya. Yani. Bunun torporunu biz daha önceden görebiliyorduk ya. Niye göremiyoruz? Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Şimdi bunun böylece toplamda ne vermiş olduk? 50, 54, 70 gibi bir şey oluyor yani. Bunlar değişiyor. Şimdi buna hemen geçelim şeye. Zehirli oka. Bu zehirli oku yapabilmeniz için de 62 level olmanız gerekiyor. Ve o saatten sonra bir tane stone yani taş ok, 5 tane biyotoksin ve 2 tane polimer veya organik polimer ile bunu üretebiliyorsunuz. Bu zehirli oku normal ilkel olan şu ilkel yayda kullanılıyor. Tamam. İlkel yayda kullanırsanız yine hasarı 20 oluyor. Ama bu sefer torporu bunun iki katına çıkıyor. 80 oluyor. Yine aynı şekilde bunu arbalette kullanırsanız arbaletin hasarı 20'ye düşüyor. Yine 80 oluyor. Çok fark yokmuş yani. Gelişmiş yaya koyduğunuz zaman da verdiği torpor 150 oluyor. Şimdi birer tane de bununla deneyelim. Bakalım bayabileceğiz mi bu hayvanı buraya gitmeden. Önce bir metal yayla başlayalım hadi. Bu sefer tam ters olsun. Bir de buraya besem. Ya bu Allah bayıldı. Çubuk düşsün. Ya bu benim baktığım sayfa arkfandom.com diye. Yani arkwiki diye geçiyor bir şeyler. Orada yazanlar bunlarla kullandığınız zaman oradaki bilgilerin hepsini yazıyor. İşte bunun için ne dedik? Zehirli ok için mesela. İlkel yay ile arbalet aynı torporu veriyor dedik. Ama bu bayıltıcı ok kullandığınızda ilkel yay 40 torpor verirken Arbalet 70 torpor veriyor. Böyle değişik bir durum. Şimdi gelelim Dart'a. Bayıltıcı Dart'ı üretmeniz için level 62 olmanız gerekiyor. Aynı şey gibi az önceki şu zehirli ok gibi 62 level olmanız gerekiyor. Bunu yapmak için de bir tane basit mermi tüfek mermisi ve narkotik gerekiyor. Bunu demircide RGS saddle'ında falan demirci Nerede olduysa orada yapabiliyorsunuz. Bir tane basit tüfek mermisi istedik. İki tane metal metal külçe. Üç tane de narkotikle bunu yapabiliyorsunuz. Level'ı düşük olduğu için genelde bu kullanılıyor. Long neck yani şu uzun tüfek olduğu için bu lazım tabi. Neyse şu ya bu 20 levelmış ya. Tek diye indirebiliyorsunuz, e de indirebiliyorsunuz bunu. Etapte bunun seviyesi düşük. Ama mesela şunun seviyesi kaç? Bu da arkadaş ne kadar düşükmüş ya. Bu kaçmış? Lan. Ha, tıraklar gelmesin. Tıraklara hiç bulaşmayalım. Şurada başka bir hayvan yok mu ya? Şu kaç? Allah Allah. Heh. Kafadan vurduğunuz zaman şöyle 85 level'ı bile tek de düşürebiliyorsunuz ki bunlar en ilkelleri. Haberiniz olsun. Ki medium'da oynuyorum ben zaten. Maksimum 150 level var. Şimdi geçelim diğerine. Diğeri de şoklayan bayıltıcı dart. Yani şu. Bunu da yine sadece uzun mutfekte tüfekte kullanabiliyorsunuz. Şöyle koyalım. Bunun da hasarı 26'ya düştü. Uzun namlu tüfeğin. Ve verdi. Ha bir dakika. Şeyi söylemedik. Bu dartın verdiği torporu söylemedik. Dar... Dar... dartın verdiği torpor 156. Ama bu şoklayan bayıltıcı dartın verdiği torporda tam iki katı 312. Yani bunlar gitgide Artarak devam ediyor doğal olarak. Diğerleri hiçbir şekilde çürüme yapmazken bu şoklayan da bayıltıcı dart çürüme yapıyor. Bunu kullanabilmeniz için de 96 level olmanız gerekiyor. Fabrikatörde veya tek replikatörde yapabiliyorsunuz. Gerekenler bir tane şu darttan lazım bize iki tane metal külçe üç tane de biyotoksin. Bunları yaptığınız zaman Şoklayan bayıltıcı da artık kullanabiliyorsunuz ki bu zaten en güçlü olanı, en fazla torpor vereni. Şimdi şöyle başka. Kafamda bir şey uçuyor yukarıda. ha Kaç level göremiyorum ama. Ki vuramıyorum da zaten. Ya düşükmüş bu ya. Beşmiş daha da kötüsünü bulamayız zaten en düşük level'ı bulduk. Ha şu topu görmüşken bir de şunu söyleyeyim. Bunun da bayıltma özelliği var ama bunu Titan'a evcilleştirmede kullanıyorsunuz. Titan'a baymak için bu topa ya da roket atara ihtiyacınız var. Onlarla da oluyor. Şuradan bir aşağı inelim. Bizim bu hayvan ayıldı mı? Yok. Ki bu ayılmaz da zaten. Şimdi gidelim buradan hemen başka bir hayvan. Bu kaç? 15. Yüksekte olan kilo falan ha. 50'ymiş. Kardeşim ben bu hayvanları yine iyi bulmuşum ha. Ha bak bu suya gelmişken suyun altında bu uzun tüfeği tüfek kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ama diğer ilkel yay, arbalet ve metal yayı kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle gelip kenara şuradan da sıkabilirsiniz. Ulan şöyle mi görüyorduk biz torporu ya? Al işte. Bak 400 kaç demiştik biz? 312 demiştik. Ama level'a göre değişiklik gösteriyor demek ki. Yani bunu benim verdiğim bu örnekler basic olanlar. Yani basic de denmez ki ona. Basic denmez de. Gerçekten. Kitapta yazan bu yani. Teoride olan bilgileri bunlar böyle. Mesela başka var mı burada başka? Şu nasıl dedik zaten? Dur bir tane kara hayvanı. Şuraya gideyim Ankilo'yu bulayım. Hemen şununla en baştan başlayalım. Şimdi bir tane buna. Bir tane arbalete. Bir tane metaleye. Şimdi. 50 level. Bu iyi. Bu bize dayanır baya. Gidelim şuna bir tane sıkalım. Tabi kafadan vurdunuz. işte oradan vurdunuz falan. Bak kise kaç, kaça kadar çıktı? 90'a kadar çıktı. Şimdi gelelim Arbonet'e. Hayvanın level'ı ve vurdun işte kafadan mı vurdun işte gövdeden mi vurdun bunlar da etki eden faktörler. 90'dı, düştüyse bilmiyorum. 237'ye kadar çıktı ve düşüyor. En son vurmadan bir daha bakarız. Şimdi metal, metaliye gelelim. 220 civarı desek buna yeter herhalde. Hadi 200 desek biz burana kadar. Ha, bu da 110 civarı falan veriyor. Şimdi bir saniye. Ben şöyle biraz uzaklaşayım bundan. Silahtaki, silahlardaki okları değiştireceğim çünkü. Şimdi geldik şu. bu geliyor mu? Hala geliyor. Güzel. Torporu kaç. Burayı yıkabilirsin serbest. Sıkıntı değil. Torpor 315'lere gelmiş. Tamam şimdi. Bir saniye. Ha bu arada bunu kullandınız mesela yere denk geldi. Hayvana denk gelmedi. Yerden geri aldığınızı direkt taş ok olarak, olarak alıyorsunuz. Şimdi kaç? 300. 300'lü 450'ye kadar geldi. Şimdi gelelim buna. Çok yanlış zamanda değiştirdim ya. Şimdi gelelim. Bakalım bir torporu kaç. Nerede bu? 430 desek. Yaklaşık 200 torpor verdi. Şimdi gelsin bakalım. 600 desek. Hemen vuralım bakalım bu kaç veriyor. Siz de bunlara tekrar tekrar bakarsınız arkadaşlar. Işte. Aradaki farkı anlarsınız. 600'dü 850'ye kadar geldi. Şimdi geleceğiz neye? Dart'a. Ha şuna bir tane dart atalım. Şuradan geri gidelim. Direkt şunu da baksak olur mu ya? 513 torporu varmış. Öğleden vuruyorum bilerek. 221. Ha, fena değil. Şimdi gelelim. Bunu hangisinde deneyelim? Şöyle gelip Bunu da şu trakta deneyelim. Ya. ya da Stego'da deneyelim. Stego'da daha kolay. Daha ağır olduğu için. 620 torpor var. 440'a kadar çıktı. Stego bana vuracak yalnız. Evet böylece 5 seviyeymiş Allah'ım ya Böylece aradaki farkları da herhalde anlatabilmişimdir. Yani 1070 varmış mesela şunda. Bir tane gelişmiş yayla zehirli ok atıyoruz. 243. Hemen şunu atalım. Kurtulma oradan lütfen ya. 243'tü. Kaça kadar yapalım 420. Yani 40 torpor falan daha az. Bir tane daha vuralım şunla. E hemen hemen yakın ya. Bunlar pek bir fark yokmuş yani. Tamam ya bayıl ya. Evet. Güzel. Başka da eksik kalan bir yer olmadı herhalde. Değil mi? Bayıltıcılar oklarımız bunlar zaten. Bayıltıcı ok. Zehirli ok. Bayıltıcı dart ve şoklayan bayıltıcı dart. Her biri bayıltmaya yönelik şeyler tabi. Doğal olarak. İlkel yay ilkel arbalet, ilkel gelişmiş yay ve bir tane uzun ilkel uzundan mı? tüfekle hepsini denemiş olduk. Şöyle üzerine basılı tuttuğunuzda hangi silahlarda kullanabileceğinizi görebiliyorsunuz zaten. Şunda, ha, bu orada olduğu için gözükmüyor. Şöyle yaptığınız zaman nerede vurabileceğiniz gözük gözüküyor. Bunlar normalde. Mesela bakın şunu da göstereyim. Bunun metal okla kullandığınız zaman hasarı 811. Ama gelip şöyle bayıltıcı ok ile kullandığınız zaman hasarı 108'e kadar düşüyor. Ya bunun vereceği torpor da çok daha fazla oluyor. Hatta bir kullanalım bakalım ya. Hatta bu ilkel yaya da bunu koyalım. Tamam. 385'miş. miş Bunun azmış ya torporu. Başka daha yüksek bir şey bulmam lazım. bir de şuraya pompalı yok kılıç koyayım şuraya. En son bu örneği de yani gelişmiş yayla normali arasında ne gibi fark var onu da göstermiş oluruz. Ha 3000 bak. Normal ilk başta bizim ilkel olanla vuracağız. Hasarı 20. Bunun hasarı 108'e kadar çıkıyor. 112'ye kadar çıktı. Hem şu birazcık gelsin hem de sıfırlansın torporu bakalım. Hayvanın level'ı da önemli tabi. Bunu tekrar hatırlatayım da. Sonra vay efendim niye öyle oldu? Niye böyle olmadı? Falan demeyin. Bu düşüyor. 120'ye kadar çıkmıştı. 115 level dedik. Şimdi bir de gelişmiş yayımızla deneyeceğiz sıfırlandı mı? Ya aynı level, aynı hayvan hani. Farklı silahlar, aradaki fark ne? Onu göstermek için bunu da şöyle sıfırlanmasını bekliyorum da. Bu arada Ark Mobil ne zaman güncellenecek diye çok fazla soru soruyorlar. Bunda açıklaması yapıldı gerçi ama Haziran 2024 diyorlar artık. Ertelemezlerse Haziran 2024'te Ark'ın güncellemesi gelecek diyebiliyoruz. Bakalım. Hadi falan artık ya. Tamam. Sıfırlandı. Şimdi tekrardan bir sıkalım şuna bakalım. Ha, gö aradaki fark görüyorsun. Az önce 70'e mi ka kaça kadar çıkmıştı? Direkt 650'ye kadar torporu verebildik bununla. Şimdi bu bana saldırırken ben şöyle kaçayım. Azıcık sakinlenir. Sakinleşir hayvan. Evet, böylece bu videoyu da bitirebiliriz ya. Bayıltıcılar hakkında nasıl kullanıldıkları aralarında nasıl bir farkı olduğunu anlatabilmişimdir herhalde. Yani her kullandığınız silahla işte ilkel yay ile farklı, ilkel metal yay ile farklı veya işte arbaletle farklı. Hayvanın level'ı önemli. Onlarda da hepsinde bir farklılık gösteriyor. Ya da gövdesinden veya kafasından vurduğunuz zaman onda farklılık gösteriyor. Ve tabii ki ilkel değil de gelişmiş yay kullanıyorsanız en sonunda zaten bunu gösterdik. Oldukça fazla bir farkı oluyor. Böylece videoyu da artık tekrardan şöyle bir özet geçmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle video fikirleriniz oldukça yorumlarda lütfen belirtin veya bu videoda eksik kalan veya yanlış olan bir şey varsa onu da lütfen yorumlarda söyleyin ki hep birlikte öğrenmeye devam ederiz. Evet tekrar Yeni videolarda, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Ben iyice unutmuşum buna.